bugün işte vur patlasın çal oynasın biraz. Birazcık da hepimizi ilgilendiren bilgiler, sorunlar, problemler. Şimdi bunlardan bir tanesini seçtik efendim ve çok kıymetli bir profesör bizimle birlikte olacak. Ama önce hangi konuyu seçtik? Tatsız da olsa biraz izleyelim lütfen. Küçük kız tedaviden önce böyle yürüyebiliyordu. Ve kısa süren tedavinin ardından yürüyüşü işte böyle değişti. Çatalı ancak böyle tutuyordu. Yemeğini tek başına güçlükle yiyebiliyordu. Tedaviden sonra her şey normale döndü. Tüm bu tedavi bir devlet hastanesinde yapılıyor. Kocaeli Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi, ellerini, ayaklarını kullanmada güçlük çeken insanların yaşamlarını tümüyle değiştiriyor. Tıpkı bu küçük kızda olduğu gibi. Küçük kız birkaç adımdan sonra dengesini kaybedip düşüyordu. Anne babası, yakınları onun bu durumuna kahroluyordu. Gitmedikleri doktor kalmamıştı. Tavsiye üzerine küçük kızın ailesi Kocaeli Üniversitesi'nin yolunu tuttu. Sonuçta herkesin yüzü güldü. Küçük kız artık yürüyebiliyordu. Rehabilitasyon merkezinin ünü duyuldukça hastaların akınına uğradı. Diş fırçasını bile tutamayan bu hanım gibi. Kısa sürede genç kadın artık dişlerini bile fırçalamaya başlamıştı bile. Kocaeli Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yalnızca bu tedavi yapılmıyor. Zihinsel engelli çocuklar da merkezde alternatif tedavi yöntemleriyle dertlerine şifa buluyor. Zihinsel engelli çocuklar özellikle atların üzerinde terapiyle merkezde şifa buluyor. Gördünüz değil mi? İşte bu tedavileri gerçekleştiren profesör geliyor. Alkışlarınızla efendim. Profesör Doktor Erbil Bursun bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar gençsiniz. Teşekkür ederim. Kaç yaşında profesör oldunuz? 2002'deydi galiba. Oo. 2001'de. Genç değilim ayrıca. 62 doğumluyum. Öyle mi? Evet. Hiç göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim Aysun Hanım. Tekrar hoş geldiniz. Aramızda olduğunuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi evet ben de ya da yakınlarım da yok ama pek çoğumuzun sonradan da inme şeklinde başımıza da geliyor. Biz halk arasında öyle diyoruz. Ya da doğuştan az önce izlediğimiz gibi yavrularımız bu rahatsızlıkla doğabiliyorlar ya da sonradan kazalarla olabiliyor. Ben genel olarak bir felçten bahsetmenizi istiyorum. Tabii. Öncelikle size ve Kanal Türk ekibine, kanalına beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi toplumda ve dünyada, bizim toplumumuzda ve dünyada felç büyük bir sorun. Çünkü çok sık görülen ve sık görülmesiyle birlikte kişiyi iş gücü kaybına uğratan ve fonksiyonel olarak son derece zor durumlara sokabilen hastalık. Felç deyince tabii bunun içinde birçok madde var. Ama bizim esasen anladığımız beyin damarlarıyla ilgili sorunlar. Burada gerek bu damarların tıkanması, gerek kanamasıyla ortaya çıkan klinik tabloları anlıyoruz. Bir de çocuklarda görülen, sizin de dediğiniz gibi ve bizim serebral palsi dediğimiz, halk arasında spastik çocuk olarak nitelenen bir hastalık var. Bunları da rehabilite ediyorsunuz. Evet, bizim esas odaklandığımız iki konu, özellikle tedavilerini oldukça detaylı ve kapsamlı yaptığımız hastalıklar bunlar. Serebral palsi ve beyin damarlarıyla ilgili felçler sonucunda gelişen özürlülükleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama çok başarılı bir tedavi. Biz izledik. Ben gerçekten çok umut vaat ediyorum. Şimdi Aysun Hanım, tedavinin tek bir tedavinin bir başarıya ulaşması imkansız. Şimdi toplumda benim aslında buraya hani
koşarak gelmemdeki bir neden yanlış tedavi bu aralar yanlış tedavi de değilse de bir tedavinin çok fazla öne çıkarılması ve sanki bu bir mucizeymiş ve hani bu tedavi olunduğu zaman hastalar hemen iyi olacakmış gibi muazzam bir reklam bombardımanıyla karşı karşıyayız. Bu mesela ana haberlerde olabiliyor, işte çeşitli programlarda olabiliyor. Ben buna çok üzülüyorum. Hani bazı bu yapılan programlardaki tedavilerin bazı etkilerin olduğu kesinlikle doğru. Ancak bir de daha da kötü tarafı var. Hiçbir ilgisi olmayan, yani tedaviyle hastalarda en ufak bir gelişme olmayacak tedavi şekilleri var. Bunlardan da televizyonlarda çok sık söz ediliyor. Ben özellikle halkımızı elimden geldiğince bu konuda da bilinçlendirmek üzere bir görev addederek buraya geldim. Siz Kocaeli Üniversitesi'nde bünyesinde çalışıyorsunuz, evet, değil mi? Şimdi siz bir bilim adamı olarak çok rahatsızsınız halktan bu şekilde istifade edilmesinden, evet, bu tip böyle, evet, dedikodulardan. Para ve duygularını sömürenlere değinmek istiyorsunuz. Evet, evet. Peki ne yapmamız lazım? Yani ben evet felçle doğmadım diyelim, Allah muhafaza inme geçirdim ve felç oldum. İlk yapmam gereken şey nedir? Yani kulaktan duyma, şurada şunu yapıyorlarmış, evet, burada bunu yapıyorlarmış diye takip etmektense. Şimdi aslında bu kapitalist dünyanın çok da zor da olduğunu söyleyebilirim. Yani ne yapabilirim diyorsunuz ya, öylesine sarmalanmışız ki, yani ben kendimden örnek verebilirim. Bir televizyonda bir reklamını gördüğüm bir ürünü mesela en iyi ürün olarak kabul ediyorum. O halde yapacak çok da bir şey yok. Çünkü üniversite hastaneleri emin ellerdir değil mi bu anlamda? üniversite hastaneleri, üniversite sonuç olarak yeniliği getirmeye çalışan, bilim üretmeye çalışan yerler. Fakat süratle erozyona uğruyor üniversitelerde. Bugünkü izlenen yine kapitalist bazı programlar neticesinde. Örneğin üniversite öğretim üyeleri çok çok mutsuz. Ve ben korkuyorum. Ben bir tıbbi gazetede de köşe yazarıyım. Orada bunları çok yazıyorum. Korkarım ki yakın bir gelecekte, sizin demin sorduğunuz sorunun cevabına istinaden konuşabilirim, kime güvenebileceğimizin karşılığını hekim olarak bile bizler bulamayacağız. Yani başımıza gelsin, kime gideceğimizi, evet, bilmiyoruz. Kesinlikle, bakın şey kesinlikle öyle. Bu kadar vahim bir tablo ya, ama ne güzel tedaviler yapmışsınız. O zaman evet, biraz olmuş şeylerden, sizin yaptığınız tedavilerden bahsetmek istiyorum ben. Buyurun. Şimdi burada her türlü hasta tedavi edilebilir mi? Yani her siz türlü ne gibi tedavilerde bulunuyorsunuz? Yeni yöntemleriniz nelerdir? Evet. Merak ettim. Şimdi mesela ben botoksu duydum. Evet. Belki detaydır, önemsizdir ama hani felç tedavisinde botoks ben duymuştum daha evvelden. Yüz felci. Şimdi önümüz kış, soğuk havaların böyle bir etkisi olabiliyor. Ani soğuk rüzgarlar, yüz felci, hani geçici de olsa geçiriyoruz. Hani yüz felçlerinde ben işte ya da seker kaldığında felçlerden sonra botoksun yardımcı olduğunu biliyorum. Evet, evet. Şimdi felçlerde botulinum toksin demek lazım aslında. Çünkü botoks bir firmanın ilacı. Fakat bu öyle bir artık lanse edilmiş ki botoks demediğiniz takdirde halk bunu anlamıyor. Botulinum toksin desem ben düzeltelim. Botulinum toksin deyince ama ne anlayacak halk? Yani bunu da oturtmak çok zor. Onun için botoks ağzımıza alışmış. Aslında etik de değil doğrusu. Yani onu da belirtmem lazım ama böyle anlaşılmış, böyle gidiyor. Şimdi botoksun felç tedavisindeki yeri fevkalade önemli. Neden önemli? Çünkü felçte ne oluyor? Kaslarda kasılma ortaya çıkıyor. Bizma aşırı artmış, biz spastiste diyoruz buna. Yani kaslarda aşırı şöyle oluyor. Kullanmaya neden? Neden? Bu kas, çünkü buradaki kaslar, buradaki kaslar özellikle aşırı kasılıyor. Hı-hı. Ve bu bilek bükülüyor, hı-hı, dirsek bükülüyor. Ve bir deformite meydana geliyor. Siz eğer bu kasılmayı azaltıp bu deformiteyi düzeltmezseniz bunun herhangi başka bir tedaviyle düzelme imkanı yok. Ancak şurayı çok iyi vurgulamam lazım. Bu botoksu yaparken buradaki adeleleri düzgün bir şekilde belirleyemezseniz botoks fayda yerine zarar verebiliyor. Veya bir tek botoks yaptık, hastanın kolu açıldı. Asla böyle bir şey yok. Botoks sonrasında
çok ciddi bir şekilde rehabilitasyon programlarına ihtiyaç var. Bugün de bu rehabilitasyon programı, mesela ben size bir soru sorayım Aysun Hanım. Buyurun. Siz iş ve uğraşı terapisti diye bir şey duydunuz mu? Siz icat ettiniz, duydum. Sizi araştırırken duydum ben, ama işte uğraşı terapisti. Ben icat etmedim. Öyle bir şey aklıma değil. Estağfurullah, latife yapıyorum. Yok, yani sizden önce duymamıştım. Evet, yani toplumda %99 kişiye sorsak, vatandaşımız bunu bilmezler. Fakat gitseniz çağdaş ülkelere, deseniz ki onlar occupational therapist diyorlar buna. Sorsanız occupational therapist, aynen fizyoterapist nasıl bizim halkımız tarafından biliniyorsa, occupational therapist de onlar tarafından biliniyor. Çünkü bunların kökenleri ta 1940'larda 50'lerde atılmış, okulları kurulmuş ve occupational therapist. O da sizin attığınız adımlarla başladı diye. Yani benim tabii bunda katkım oldu. Ve uğraşı terapistleri. Evet, 2001 yılında biz bu okulu kurduk Kocaeli Üniversitesi'nde. Ve o zamandan beri işte kaç sene oldu, neredeyse 10 senedir mezun veriyoruz. Ve ben işte camiamızda arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Bunu yaygınlaştıralım, Türkiye çapında kuralım. Fakat şu anda hala 40 tane öğrenci mezun ediyoruz senede. Bunların yarısı bu işten ayrılıyor. Yarısı işte bu işte devam ediyor. Düşünün koskoca Türkiye. Peki ne yapıyor iş ve uğraşı terapistleri hocam? Lafınızı kesin. İş ve uğraşı terapistleri özellikle hastanın bütün günlük yaşam aktivitelerinden sorumlular. Ama özellikle el, kol fonksiyonları açısından çalışıyorlar. Yani kabaca bir söylem yapacak olursak, tanım yapacak olursak, fizyoterapistler kişinin yürümesiyle ilgileniyor diyelim. İş uğraşı terapistleri ise kişinin günlük yemek, yaşam aktivitelerini, yüz yıkamadan, saç taramaya, diş fırçalamadan, yemek yemeye. Ne kadar elzem şeyler aslında değil mi? Ne kadar önemli. Ve bunların çalıştırılması son derece özel teknikler geliştiriyor. Yani bu fizyoterapist arkadaşlarımızın bir mesleği var. Bu da bir başka meslek. Yani mesleğe saygı duyacaksak o zaman iş ve uğraşı terapistliği içinde bir oturup düşünmemiz gerekiyor. Peki şimdi yeri gelmişken söylemek istiyorum. Siz Kocaeli Üniversitesi'nde çeşitli yöntemler geliştiriyorsunuz, iş ve uğraşı terapistleri mezun ediyorsunuz. Şimdi bizim hepimizin bildiği bir örnek var ve çok sevdiğimiz bir sanatçı İbrahim Tatlıses. Evet. Ve hepimiz şimdi onunla beraber bir sürü şeyi öğreniyoruz. Onun talihsiz geçirdiği kazayla beraber, kaza diyorum ben. Şimdi onun da galiba bir kolunu kullanmada bir sıkıntı varmış ve ona da yeni yeni yöntemler deneniyor diye okuduk biz. Evet, şimdi İbrahim Tatlıses ile ilgili doğrusu benim bir dahilim olmadı konuyla ilgili olarak. Ancak orada şimdi felçte biz prognostik faktörlere bakarız. Yani bu hastalık nasıl seyredecek ve nasıl olacak, nasıl sonuçlanacak. Ve burada sonuçta biz ilk 3 aydan sonra örneğin hastanın prognozunu söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki bu hasta kolunu kullanabilecek, elini kullanabilecek, yürüyecek, yürüyemeyecek gibi ihtimaller hesabını yapabiliriz. Süre uzadıkça, yani bu iş 6 aya geldi diyelim felçli bir hasta. Eğer elinde hiçbir fonksiyon yoksa, bu hastanın tekrar fonksiyon kazanması çok zor. Yani yüzde olarak fevkalade minimal ihtimaller söz konusu. Hele hele 2 seneyi doldurduktan sonra artık bir felçli de olmayan bir fonksiyonu kazandırmak zor. Ancak şunu ifade etmem lazım. O felçliğe gerekli olan bütün tedaviler yapılmış ise, yapılmamışsa sizin dediğiniz gibi şöyle bir kontraktür gelişmiş olduğunu düşünelim. Eğer buna tedavi yapılmamışsa omuz ağrısından gece uyuyamayan, ızdıraplar içinde kıvranan, efendim elinde işte böyle yürüyüşünü de çok fazla miktarda etkileyecek bir pozisyonda kalacak hasta. Buna tedavi etmezseniz 2 sene geçti, bu zaten hiçbir zaman düzelmez. Ama buna tedaviye başlarsanız burada da gelişme olacağı pek tabidir. Hocam izninizle o zaman ben izleyicilerime bu gibi bir durum başımıza geldiğinde hemen hatır sayılır yerlere, önemli yerlere gidip hemen tedaviye başlamak gerekiyor değil mi? Hiç geç vakit kaybetmeden lazım. Yani akut dönemde başlandığı zaman tedavinin sonucu uzun dönemler sonra başlanmaya göre çok daha farklı. Peki gittiğimizde yani ilk olarak aklınıza gelen kimlerdir ve nelerdir? Aman bunlara gitmeyin diyebileceğiniz. Benim ilgi alanımda olmadığı için affedersiniz bilmiyorum. Şunlara gitmeyin. Şimdi tabii burada ben böyle bir liste de vermem yakışık olmaz ama. Şimdi piyasada hekim olmayan bazı arkadaşlarımız var. Yani ben bunun dehşet içinde kalıyorum.
bir takım yerler açılıyor, sağlık kuruluşları. Ve buralarda tedaviler yapılıyor. Deniyor ki işte felçliye şu tedavi. İnanın bunları aslında söylemek istemiyorum. Çünkü... Yani doktor mu değil mi? Sertifikası var mı duvarda? Önemli. En azından yani, buna bakalım değil mi hocam? Elbette. Yani şimdi ben gidip bir başka konuda bir yer kanser açsam... Kanser tedavisi yapabilir misiniz? Ya olabilir mi böyle bir şey? Ama tabii. Öyle tedaviler var mesela. Ozon diyeyim. Evet. Şimdi her türlü derde deva bu ozon. Ya böyle bir tedavi olabilir mi? Her türlü derde... İşte biz televizyonda her duyduğumuza hemen koşuyoruz. Evet. Tabii hepimiz ya medet umuyoruz. Evet. Yani her türlü derde deva bir tedavi şekli ne güzel ya. O zaman ben gideyim detoks mesela. Detoks. Yani hakikaten korkunç bir palavradır. Yani. Dün böyle konuştuk şey. Hocam. Ben bunu özellikle izleyenlerim için sormak istedim. Mesela dün de burada bir beslenme uzmanımız vardı. Ona sordum bu detoks ve lavman hani herkes evet. mi yaptırmalı diye. Evet. Sakın dedi sadece ihtiyacı olan hani bağırsaklarında sıkıntı olanlar hani doktor kontrolünde doktor yani, öneriyorsa yapmalılar. Şimdi Aysun Hanım ben bağırsak durumunu bilmiyorum ama yani detoks ben bir arkadaşımın çok yakın arkadaşımın eşinin detoks yaparken şahit oldum. Yani inanın gülmekten yani kendimi tutamadım. Çünkü o kadar o kadar komedi ki yani bunun tıpla yakından uzaktan bir ilgisi olamaz ve buralara dökülen paralara ben çok üzülüyorum. Çok çok üzülüyorum. Ve bilim adamı duyarlılığıyla yaklaşıyor. Sıfırdır sonuç. Yani bunlara bu kadar iltimas edilmesinin de nedenini anlayamıyorum. Ben hep şunu söylerim. Alternatif tıp diyorlar değil mi? Evet. Peki alternatif tıp var. Niye alternatif mühendis yok? Yani siz alternatif tabii, bir uçak gördünüz mü? Pozitif filmlerde pek görülmez evet. Alternatif uçak gördünüz mü? Yani düşünün bir bilmeyiz. Uçak. Hayır, olmaz ki. Bilmeyiz ya. Yani. Öyle bir uçak olmaz ki. Alternatif tıp niye oluyor? Suistimale çok açık. Ha, ben yaptım. Çünkü neden? İnsan bünyesinde placebo denen bir etki var. Evet. Biz deneylerde placebo ilaç veririz. Yani nedir? Bir gruba 10 kişiye ilaç veririz. Her 10 kişiye placebo veririz. Hiçbir şey yoktur o ilacın içinde. Yani verdiğimiz maddenin içinde. Ama hastaların %10'u iyileşir. Hayali bir... İyileşir. İşte o zaman da siz gidip detoks yaptırdığınızda %10 hasta iyileştiğinde bana detoks çok iyi geldi der. Millet de ondan sonra o detoksa koşar. Ama bunun da bir yordamı olur. Bir bilimsel bir... Yani biz eğer bilime inanmayacaksak o zaman bugünkü fabrikalara, uçaklara, efendim işte gemilere, neyse uzaya gidiyor adamlar, onlara inanmayacağız. Öyle ya. Peki hocam yapacağız. Çok teşekkür ederim. İçimiz çok rahat. Evet, Profesör Doktor Erbil Dursun Koca Üniversitesi'nde az önce izlediğimiz çalışmaları yapıyor. Pek çok hastaya umut vaat ediyor, onları tedavi ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun abi.